Üstümü değiştiriyordum. Yavrum, burası benim evim biliyor musun? Ben istediğim zaman istediğim yere böyle girerim. Senin azıcık kadın kadına konuşmaya geldim. Ben kapalı kapılar ardında konuşmayı sevmem. Ne söyleyeceksen böyle söyle. Yavrum, bak benim oğlum seni sevmiş. Evlenmişsiniz. Bana kalsa davul bile dengi dengine ya. Sorsalardı seni asla kabul etmezdim. Bak biz burnumuzu kırdık, kabullendik. Azıcık sen de öyle olsan, azıcık bir yumuşak olsan, azıcık bir başındaki devlet kuşunun farkına varsan, azıcık minnet duysan, ha canım? Minnet duyayım. Sizin neyinize minnet duyacağım be? İşçi yırgatı yok parasını çalıştıran siz, alın terinin üstüne yatan siz, ondan sonra ben fakirim, siz zenginsiniz diye minnet duyacağım. Bak ben kendi ellerimle kazandım paramı. İşçiyim, dikine dikine konuşuyorum, minnet de duymuyorum. Var mı başka? Ne oluyor Refika? Karım bana hesap sormaya gelmiş. Dilde pabucu valla. Lan oğlum bir sus ya. Tövbe tövbe, ne bu böyle gece gece ya? Mavi. Ne oluyor burada? Annen huyumu beğenmemiş Ali. Seninle evlendim diye duacı olacakmış. Bak ben kimseye minnet duymam, tamam mı? Kimseye. Oğlum ben aslında yani... Anne. Mavi benim karım. Ve ben onunla severek evlendim. Kimse benim bu kararımı sorgulamayacak. Ali. Biz burada bostan korkuluyuz. Baba. Kimse Mavi'ye laf etmeyecek. O kadar. Mavi de ne maviymiş ya. Ne oldu, beğenemedin mi? Böyle bir mavi işte. Yeter. Haddinizi bilin. Tamam evlenip gelmişsin. Annenizle yüksek sesle konuşmayacaksınız. Sesimi yükseltmiyorum baba. Ama bundan sonra herkes şunu çok iyi bilsin. Mavi'ye edilmiş her laf bana edilmiş sayılır. Ona göre. Tamam ya tamam. Hiddetlenmenin gereği yok. Ama yani sen de... Bunun bir günü var, bir adabı var. Mavi bacım, hadi sen odana. Ha, burası senin odan. O zaman biz çıkıyoruz, hadi.